15 yıllık sürücü kursu mesleki hayatımda ilk defa uzun dönemden sonra çok büyük zamlara maruz kaldım. Önce bunu söylemek isterim. Şimdilik şu anki güncel fiyatımız 8 bin lira kurs ücretidir. Biz 6 bin liradan 8 bin lira yaptık. Yani siz sürücü kurslar olarak aşamalı yani kademeli olarak artış yapmayı öngördük. Çünkü şu an için 1 Ocak'ta değerleme oranının vergi harçlarının ne kadar artacağı konusunda bir bilgimiz yok. O yüzden şu anki fiyatımız 8 bin lira kurs ücreti ve maliye ödenen 3.258 liralık bir maliye harcımız var. Ya toplamda şu an 11.250 lira ehliyet maliyeti bir kursiyerimize oluyor. Yeni yılda öngördüğümüz artış sürücü kurslarının kurs ücreti olarak yani devletin yapacağı artışlarla beraber bir ehliyetin maliyeti toplamda 18 bin ile 19 bin arası olacaktır. Çünkü bilirsiniz ki sürücü kursların en büyük giderlerinden biri olan yakıtın çok fazla artması, asgari ücretle beraber SGK primlerinin artması, personel giderlerimizin artması, yani bütün gider kalemlerimizin artmasıyla beraber bu artışı 1 Ocak 2024'ten itibaren öngörüyoruz. Yani kurs ücretimizi 13 bin lira yapacağız diye planlıyoruz. Devletin almış olduğu 3.250 liralık vergi harcı var. Geçen senenin değerleme oranını baz aldığımız zaman %122 artırmışlardı. 1 Ocak'ta ne kadar artıracakları konusunda bir fikrimiz yok. Ama şu anki enflasyon ve artışlarla beraber muhtemelen aynı değerleme oranı olacaktır. Daha fazla da olabilir. Yani bu artışın %150 olarak öngörebiliyoruz. Çünkü geçen sene %122 artırmışlardı ve maliye harcının da 6.500-7.000 arası olacağını düşünüyoruz. Şu an için bölge şehirlerimizde en yakın il olan Batman kurs ücreti 10.500 liradır. Diyarbakır öyle, Mardin öyle, Adıyaman ilimizde öyle, Şırnak ilimizde öyle. Şu an 8.000 lira kurs ücretinin en düşük olduğu il Siirt'tir. Buradan değerli Siirt halkına seslenmek istiyorum. Ehliyet ihtiyacı olan arkadaşlarımız ehliyetleri için başvurularını en erken zamanda yapsınlar. 1 Ocak 2024'ten önce yapmaları onların ekonomik olarak sarsılmasına neden olmayacaktır. Daha fazla ödeme yapmamaları için 1 Ocak 2024'e kadar kayıtlarının yapmasını istiyoruz.